Burnun nasıl da koku alıyor köpek gibi. İçtiğimi anladın değil mi? Ne yiyorsun yine? Ekmek elden, su gölden. Tıkın, tıkın anam babam. Ulan bizim derdimiz bize yetiyor. Bir de sen nereden çıktın Allah aşkına? Defol git bu evden. Şuraya bak. Şuraya bak ya. Tam takır kuru bakır. Puh, Allah kahretsin. Bu evde bet bereket yok. Yok. Zaten hiçbir zaman olmadı ki. Dünya bendenmiş. Hadi canım. Güya şarap içiyormuşum da ondanmış. Sanki ben niye içiyorum? Söyle. Söyle bana. Halan nerede? Kalk bana bir şey getir. Neredeler? Cevap versene. Sen adamı çıldırtırsın be. Çıldırtırsın be. Hiçbir alta yaramazsın. Duymazsın. Konuşmazsın. Baba. Hay içine evet, tükürdümün evet. Kaderi. Ne diyorsun? Ne diyorsun be? Kendin zıkkımlanıyorsun. Hani bize yiyecek? Kalk git bakkala. Bana yiyecek bir şeyler getir. Ne bakıyorsun lan salak salak? Gülsene! Çabuk! Çabuk! Çabuk git! Defol! Bıktım ulan senden. Kaşık düşmanı. Defol git bu evden. Defol! Yapabilecek gücü daima içimizde bulmaya çalışalım.
Ömer Cemal, senin bit kadar dediğin mesele benim haysiyetim. Burnun nasıl da koku alıyor köpek gibi. İçtiğimi anladın değil mi? Ne yiyorsun yine? Ekmek elden, su gölden. Tıkın tıkın anam babam. Ulan bizim derdimiz bize yetiyor. Bir de sen nereden çıktın Allah aşkına? Defol git bu evden. Şuraya bak. Şuraya bak ya. Tam takır kuru bakır. Puh, Allah kahretsin. Bu evde bek bereket yok. Yok. Zaten hiçbir zaman olmadı ki. Dünya bendenmiş. Hadi canım. Güya şarap içiyormuşum da ondanmış. Sanki ben niye içiyorum? Söyle. Söyle bana. Halan nerede? Kalk bana bir şey getir. Neredeler? Cevap versene. Sen adamı çıldırtırsın be. Çıldırtırsın be. Hiçbir alta yaramazsın. Duymazsın. Konuşmazsın. Baba. Hay içine tükürdüğümün kaderi. Ne diyorsun? Ne diyorsun be? Kendin zıkkımlanıyorsun. Hani bize yiyecek? Kalk git bakkala. Bana yiyecek bir şeyler getir. Ne bakıyorsun lan salak salak? Yürüsene. Çabuk. Çabuk. Çabuk git. Defol. Bıktım ulan senden. Kaşık düşmanı. Defol git bu evden. Defol. Hey!
şu kızı görüyor musun? Devamlı yalnız dolaşıyor. Nasıl defolup gitti? Akşamın bu saatinde nereye gitti bu kız? Vallahi bilmem. Ne cehenneme giderse gitsin. Zaten bu kadar boğaz. Kendimizi zar zor doyuruyoruz. Ben bu yükü çekecek kudrette değilim. Öyle söyleme bey. 5 kişinin doyduğu sofrada... yani bir nahide mi silip süpürecek her şeyi? Sus! Aman Allah'ım, bu saatte nereye gider bu kız? Neden bu evde bir lokma ekmek bir lokma yemek yok ha? Başımızın belası. Adam gibi çalışsan, başımızda dursan olur. Tepemin tasını attırırsanız bu evi başınıza yıkarım, bilmiş olun. Nedir ulan sizden çektiğim? Yetti be! Yetti artık! Çoluk çocukla uğraşmak yetmiyormuş gibi. Tövbe tövbe. Ne kadar akraba varsa duyan geliyor, duyan geliyor. Bu kadar katı olma bey. O da bizim kızımız sayılır. Allah'ın garibi işte. Üvey annesiyle geçinemedi. Babası zaten karı kılıklı. Abisi de ne yapsaydı, götürüp Galata Kulesi'nden atamazdı ya. Bize teslim... Uzatma, tamam mı? Senin dilin de amma uzadı bugünlerde ha. Kazaktan iyi para geliyor anlaşılan. Yoksa böyle dırdır etmezdin. Nerede paralar? Bol keseden harcadığın o paralarda Nahide'nin de alın teri var. Hiç vicdanın sızlamadı mı? Nasıl kapıya koydun kızı? Anne! Nedir zorunuz yine? Ne oluyor, anlatsana. Kızım Nahide evden kaçmış. Nahide evden mi kaçmış? Ne diyorsun anne? Allah'ım, şu başımıza gelenlere bak. Hadi gidip bakalım. Thank you.
yavrum, ne işin var buralarda senin? Ha? Ha? Ne işin var söyle bakayım bana. Ha? Ne güzel şeysin sen. Dur, nereye gidiyorsun? Dur gitme. Geçen gün ne dolaşmaydı ama oğlan. Çekil ya, dedim karşımdan. Çekil, başım belaya yani, girecek dedim herif be. De. Hadi gel. Hadi abicim ya. Gel abicim. Bana şundan versene oğlum. Burada şundan istiyorum. Vatan geminin son mağdur. Soğanı. 2 kilo soğan tartar mısın? Domatese bak abiciğim. Çürük koyma lütfen. Peki ablam, bizde de şeyler var mı? Bak çürükleri yan tarafa. Ne böyle dersiniz? Ondan sonra eve gidince kese kağıdını dışarı vermekler. Ama şu patlıcandan da vereyim böyle 2 kilo. Güzel bir zaman yaparsın. Ben de şundan istiyorum. Hadi 2 kilo da patlıcan vereyim. Bunlar 17.000 yapar ablacığım ama siz 15.000 verirseniz alır gidersiniz. Vallahi çok güzel oluyor sizin yoğurtlar. Sırrı nedir bu işin? Sütünden mi yoksa mayasından mı? Bu da bizim sırrımız yenge. Hadi beyler. Sırrını söyleme dostuna. Dostunun da yoğurtçu dostu vardır. O da söyler dostuna. Hem yoğurdunuz hem de sohbetiniz güzel. Hissi güzel burada. Ayşe kadın fasulye, Ayşe kadın fasulye. Gel. 10 bin lira yenge. Hadi bakalım. Şu Ayşe kadına bak. Şu peynirler de sizin malınız mı? Bizim. Şurada gördüğün ne varsa hepsi bizim. Hilesi hurdası yoktur. Al gönül huzuruyla afiyetle ye. Sordum sadece. Bu haftalık peynirimiz yeter. Hayırlı işler. 2 kilo da portakal tartar mısın birader? Yenge, parasını vermedin. Vermiş olmam gerekiyor. Çünkü cüzdanımda 20.000 lira kalmış. 50.000 bozdurdum, elimde 30.000 vardı. 20 kalmış, işte. Şimdi 10.000 lira için yalan mı söyleyeceğim yani? Hem ayıp hem de günah var. Yenge, işte para. Gerçi 10.000 lira için dil dökecek kadına benzemiyorsun. Peki, afiyet olsun. Teşekkürler. Buyurun efendim, bir emriniz mi vardı? Bakınıyoruz işte. Yardımcı olayım ha? Fiyatlar ne kadar? Vallahi nasıl söyleyeyim ki? 50 milyona kadar mezar var. 50 milyon mu? Niçin şaşırdın? Merdivenli, çatılı, avlulu, mermerin her türünden yapıyoruz. Resimlerini getireyim. Sizinki de tuhaf iş doğrusu. Ölüden para kazanıyorsunuz. Ne yaparsın? Ekmek kapısı. Kimi doğacak, kimi de ölecek ki bu çark işlesin. Orası doğru. Fakat benim aklımın almadığı 50 milyon. 50 milyon da ne ki? Adam geliyor, siparişini veriyor. Paradan yana hiç endişen olmasın diyor. Şimdilerde bir de mezar sanatı hastalığı peyda oldu. Millet nelerle uğraşıyor? Üstünün ne kadar süslersen süsle, altı kemik çukuru. Şöyle sıradan olsa basit bir şey yani. Belli olsun o kadar. Seçin öyleyse. Mesela şu olabilir. Üsküdar. Gel abi gel Üsküdar. Üsküdar. Hadi gazla abi. Üsküdar. Hop, ne oluyor be, dur bakayım, dur. Dün bir bugün iki, geç sıranı bekle. Geç oraya arkaya. İlla tepeleyelim mi yani? Biz arkadaşla yolda anlaştık, sıralarımızı değiştirdik. Eski köye yeni kanun ha. Böyle zırt pırt arkadan dalma yok anam babam. Geç bakayım sen yerine. Sen de lan be, sen ne karışıyorsun ha? Lan lan mı diyorsun lan? Yahya! Yahya! Gel buraya. Şaka yapıyorduk memur bey. Benimle geleceksin. Ne oldu? Hakkında şikayet vermiş. Ne şikayeti? Kızı dövüp evden kovmuşsun. Yok öyle bir şey.
Karakolda anlatırsın. Hadi yürü. Dönünce görüşürüz seninle. Aman Allah'ım. Ne oldu anne? Canını sıkan bir şey mi var? Yok bir şey kızım. Yanlış hesap. Yanlış hesap Bağdat'tan dönermiş. Kârda mısın, zararda mısın anne? 10.000 lira fazla var. Ben adama verdiğimi zannettim. Biraz da tartıştık. Sonunda ikna oldu. Meğer vermemişim. Üzüldüğün şeye bak anne. Haftaya gider verir, anlatırsın. Anlatırım ya. Aferin kızım. Bu sene eczacılığı mutlaka kazanacağım. Kendime söz verdim anne. Çok çalışman lazım kızım, çok. Bir yılını boşu boşuna kaybettin. Bu sana bir ders olsun. Bir daha yanlış tercih yapma, olur mu? O bölümü sevemedim anne. Fakat eczacılığa kafam da gönlüm de hazır. Kız buldum, kız buldum. İçeride, içeride. Hadi, hadi. Git işine ya. Gecenin bu saatinde. Hem de bu çöplükte. Bize yalan atma. Gelin bakın, gelin bakın. Bir bakalım hadi. Ya ne olacak? Hadi. Hadi gidelim. Hadi, hadi. Hadi. Gelin, gelin. Gir, gir. Ha, yalan değilmiş. Sahiden bir kız var burada. Senin adın ne güzelim? Nereden düşmüş bu buraya? Biz geldik, biz geldik. Korkma, korkma. Sen aradan çekilsene Tekin. Yüzü gözü de düzgünmüş ha. Evet. Yapma, yapma, yapma. Günah, günah. Sen çekilsene, işimize taş koyma. Elektrik gibi çarparım. Bu mahalleye düşen önce bizim. Kafamı bozma benim. Dokunmayın ona. Yetti artık. Ne biçim delikanlısınız sana be? Ne oluyor, sana baksanıza ne oluyor? Şu zavallının haline. Günahtır. Günah. Sana ne be? Sana ne oluyor? Sen mahallenin namus bekçisi misin? Bak Şevket, ya bizi uyarsın ya da defolup gidersin. Hiçbir yere gitmiyorum. Şu kıza bir daha elinizi sürerseniz pişman ederim, tamam mı? Pişman eder, pişman eder. Dilsiz galiba. Kimseye bir şey anlatamaz. Biz işimize bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hey! Bırak onu! Pis sikerim seni! Geçin, sikerim! Sikerim beni! Bırakın! Geç, git. Vurdu bana, vurdu bana. Bak. Bak şakam yok ha. Bana onu saplayacak mısın? Gel, 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 gelsene. Bırak. Hadi kaçalım, şimdi polisler gelir. Arkamdan gelin. Dönüyor, dönüyor. Hadi kızım, yarım saat oldu. Bir çileyip saramadın. Gayret et. Kendini bu kadar koyverme. Aman anne. Bıktım artık bu işlerden. Ömrümüz gelip geçecek şu yumakların başında. Nahide burada olsaydı şimdiye kadar çoktan. Nahide, Nahide. Yok Nahide şöyle bulaşık yıkardı. Yok şöyle ütü yapardı, çile sarardı. Ne olmuş? Madalyamı verdiler. Bak anne, bizi hep onunla kıyaslıyorsun. Çalış çalış, canımız çıkacak vallahi. Allah'a var çalışkan kızdı.
Hadi kızım, hadi kızım, biraz daha gayret et. Gecenin kaçı oldu? Hala işimizi bitiremedik. Babanız da gelmedi. Anne. Ne var annesinin kuzusu? Yarın üstüme yeni bir şeyler alsak diyorum. Sana alma diyen oldu mu? Param var mı? Daha geçen sana para verdim ya. Ne Babam oldu? Babam aldı, sen evde yoktun. Aysen'le benim harçlıklarımızı aldı. Zavallı talihsiz kızım. Aklım hep onda. Kaç gündür yemek mi yiyorum, zehir mi yiyorum hiç belli değil. Anne, babam niçin Nahide'yi kovdu? Baban ne yaptığını biliyor mu kızım? Nahide bu evin öz kızı gibiydi. Çok işimize yarıyordu. Temizlik, bulaşık, çamaşır. Hele hele şu triko işleri. Ne kadar hamarat bir kızdı. Allah'ım sen onu koru. Nereye gitmiş olabilir? Kaç gündür haber çıkmadı. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Abim ne kadar da çok horluyor anne. Bu çocuğun burnunda et var. Kaç kere söyledim dinledi mi? Parasını pulunu içkiye yatırmaktan çocuğa bakamıyor. Belki düzelir anne. Teneşirde. Onu bunu bırakalım da uyuyalım anne. Bu iş sabaha yetişmez. Niçin beni anlamıyorsunuz? Adam yarın sabah gelecek. İşi teslim alırsak para verecek. Yeni sipariş vermez sonra. Sanki kazandıklarımızı biz harcıyoruz da. 500 500. Al. Sağ ol. Sağ ol abi, sağ ol abi. Parlatayım, parlatayım. Güle güle. Eyvallah. Güle güle. Hızır gibisin be Tekin. Sen olmazsan halimiz perişan. Hadi Tekin, o paraları bana ver. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Uzatma be Tekin. Ne yapacağımı biliyorsun. Şu anda para lazım. Bende para yok, bende para yok. Hadi Tekin, ver şu paraları. Nereye, nereye? Sen gelme. Benim yalnız gitmem lazım. Ben de geleyim, ben de geleyim. Sen gelme, bekle. Ben de geleyim. Gel, gel. Şurada. Bak. Bak bak. Burası. Buradaydı. Burada kimseler yok. İşte. Bak. Söylemiştim. Sahi ya. Burada bir şeyler olmuş. Ben gördüm. Duruma bakılırsa dediklerin doğru be Tekin. Fakat biz geç kaldık. İnşallah başına kötü bir şey gelmeden bulunur kızcağız. İnşallah. Güzel kız. Ekmek 500, zeytin 1000, peynir de 1000 lira, hepsi 2500. Yüz, 200, 400. Hop nereye be? Nereye gidiyorsun? Yakalayın hırsız var. Yakalayın şunu be, kaçıyor, yakalayın. Tuh be.
Kalkma. Bak sana yiyecek getirdim. Sana fenalık yapmayacağım. Tanımadın mı beni? Kediyi nereden buldun? Sen evden mi kaçtın? Evin. Zeytin var. Peynir var. Al. Sana sucuk getirdim. Sucuk sever misin? Demek sevmiyorsun. Ben de sevmem sucuğu. Demek 5 kuruş yok ha? Demek hiç para kalmadı ha? Yemezler. Yutmam ben bu numaraları. Yalan söylüyorsun, yalan. Sana niçin yalan söyleyeyim? Allah'tan kork be adam. Baksana etrafı ne hale getirdin. Baba, yaptıkların yetmedi mi? Daha ne istiyorsun? Velet, adam oldun ha? Bir de utanmadan bana karşı geliyorsun, öyle mi? Bunlar ne lan? Bunlar ne lan? Ha? Bunlar ne lan? Anneme vurma baba. Çekil vurma. Lan çekil. Ne lan bu? Anasını döversin oğlu, oğlunu döversin anası. Anam babam, Kazım'dan bir şey saklanmaz. İşte böyle bulur çıkarırım ortaya. Nahide'nin abisi verdi 250 bin lira. Askere gidiyorum, bu parayı Nahide için bırakıyorum. 250 bin liraya 2 sene ha? Gülerler insana vallahi. Bu devirde bir kap yemek 5000 kağıt. Kimi kandırıyor bunlar? Bu oğlan işportacılık yapıyordu. Bu kadar mı para biriktirmiş? Öyle söyleme bey. Nahide de senin kızın sayılır. Sevaptır. Allah'ın garibi zaten. Annesiz büyüdü. Gitti de bir boğaz eksildi. Geçen mal verdiğimiz dükkandan çok sipariş var. İyi de para veriyorlar. Ama yetiştiremeyiz ki. Niye? Ne demek yetiştiremeyiz? İşiniz ne? Akşama kadar çene çalacağınız oturup çalışın. Nahide de burada olsaydı. Sağırdı, dilsizdi ama çok işimize yarıyordu. Zavallı kızcağız. Yavrum ne kadar da çalışkandı. Her işe koşardı. Sanki öz kızım gibi. Hiç gidip aramadın. Ölü müdür, diri midir? Haberimiz yok. Polis arıyor. Daha ne yapayım ki? Kızlar onun gibi çalışamıyor. Nahide olsaydı mutlaka bu işi alırdık. Yetiştirirdik. O kadar işe yarıyor muydu? Yaramaz olur mu? Evin bütün yükünü sırtlanmıştı kızcağız. Bizim çocuklar bir tarafa, o bir tarafa. Gene de yetişemiyorlardı. Vay be. Demek öyle ha. Ulan bu kadar iyi iş yapıyordu da benim niye haberim yoktu ha? Bey, senin eve uğradığın mı var? O pirzola benim etimden. Yeme onu Ayşe Hanım. Yeme onu. Yeme onu. Benim etimden o. Yeme onu. Yeme onu. Silelim abi. Silelim. Temiz olsun. Şevket geliyor lan. Kız nerede? Sana ne? Baktık yok orada. Nerede? Başka yerde.
Gitti mi gitti mi? Gitti, başka yere gitti. Burası köprü, şu tarafta Eminönü. Eminönü. Sen buralı mısın? Buralı, buralı. Bak camiler, deniz, İstanbul. Sen buralı mısın? Ah, Allah'ım, kim bilir ne anladım. Hadi yürü gidelim. Bak ben Sivas'tan geldim. Sivas. Sivas'ı biliyor musun? Benim anne baba yok, öldü. Öldüler. Senin var mı? Şöyle uzun saçlı, etekli baban. Şöyle güçlü, kuvvetli. Anlamıyor ki. Evden niye kaçtın? Bu İstanbul derya gibi. Yutar adamı, kaybolur gidersin. Kötü yollara düşersin. Evin varsa söyle, seni oraya götüreyim. Yok mu? Ne olacak? Bilemiyorum ki. Ne olacak? Polise versem onlar bunun evini barkını bulamaz mı? Bu sefer de gider, bir daha geri gelmez o zaman. Onlar var ya, şöyle şapkalı düdük öttürüyor. Bak burada tabancaları var ya, onlara hiç görünme. Gel buradan gidelim. Orası var ya, oraya kız şeyi, kız kulesi diyorlar. Bak şu gemiye bak, şu gemiye arabaları bindiriyorlar. Gördün mü? Şaşırdın değil mi? Evet, İstanbul böyle işte. Burası acayip bir memleket. Adımı da bilmiyorum ki. Benim adım Şevket. Senin adın ne? Niye korktun? Ne oldu? Aferin bak. Demek anlayabiliyorsun. Hadi gidelim buradan, yürü. Şurada bir yoğurtçu vardı, her hafta gelirdi. Nerede biliyor musunuz acaba? Bu hafta hiç görmedim abla. Şuraya da baktınız mı abla? Baktım, her tarafa baktım. Sağ olun, hayırlı işler. Şu yediğiniz pirzola benim etimden, benim etimden. Kaç gün geçti arayıp sorduğunuz yok. Haramla yatıp haramla kalkıyorsunuz. Anne ne oldu, canı sıkan bir şey mi var? Ahmet soru sormayı bırak da anneni lavaboya götür ne olur. Çok çıkardı. Birkaç gündür böyle. Biliyor musunuz? Geçen gece tuhaf bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Hayır olsun. Şu pazarcı gene rüyama girdi. Sen onun 10.000 lirasını vermedin mi? Veremedim. Adamı bulamadım ki. Ne kadar tuhaf Allah'ım. Yoğurtçu yüzünü bana çevirip o yediğiniz pirzola benim etimden dedi. Sana iyice kabus olmaya başladı bu yoğurt hikayesi Ayşe. Öyle. Sormadığım yer kalmadı. O pazar senin, bu pazar benim, dolaştım durdum. Başkalarının hakkına hukukuna çok dikkat etmek lazım. Adamı bulamazsak ne yapacağız? Üzülme Ayşem. Bulamazsak biz de bir yemek hazırlayıp fakir fukaraya dağıtacağız. Mahallenin çocuklarını da çağıralım. Onları da bir doyuralım. İyi olur. Ne kadar huzursuz olduğumu bilemezsin. 10.000 lira bir şey değil. Ne bileyim işte. O kadar da canını sıkma anne.
Düşme üstüne. Sen gerekeni yapmışsın. Üzme canını. Nasıl üzmeyeyim kızım? Çocuklar, annenizin hassasiyetini anlıyorum. Bu insanın içini ürpertecek kadar güzel bir hassasiyet. Gel abicim, gel, gel abicim, geç, geç, geç. Hadi geç. Üsküdar, Üsküdar. Üsküdar, 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 ver paramı. Hadi be, git işine, ne parası be? Geçen sefer de bizi görmedin anam babam. Hadi git be. Bak ama olmuyor ya, biz burada niye bekliyoruz? Havayla yaşamıyoruz ki. Al öyleyse ki. Hadi yürü, al da git yürü. Kızı bulduk, kızı bulduk. Hadi git işine oğlan, bir sen eksiktin. Ne kızı, hadi yürü. Kızı bulduk, kızı bulduk. Üsküdar, Üsküdar, Üsküdar. Gel abi, gel Üsküdar hemen. Abi kızı bulduk, abi kızı bulduk. Hani var ya, dilsiz dilsiz. Onu bulduk. Söyle oğlan nerede kız? Söyle oğlan kız nerede? Vurma vurma. Söyle diyorum vurma sana. Vurma vurma. Şevket söyle. Var ya, Şevket var ya. Buyurun yavrum. Sana helva getirdim Nuran teyze. Sağ ol yavrum. Şunda da et yemeği var. Allah razı olsun. Bir rüya gördüm Nuran teyze. Allah hayırlara tebdil eylesin. Söyle ulan kız nerede? Söyle. Söyle ulan. Söyle dedim sana. Abi. Söyle ulan. Söyle. Söyle. Nerede kız? Nerede kız? Konuş ulan. İki gözüm önüme aksın ki bilmiyorum abi. Allah yarattı demem öldürürüm seni vallahi billahi. Konuş. Ekmek kuran çapsın bilmiyorum abi. Ben seni şimdi konuşturmasını bilirim. Yürü ulan. Yürü, sen bilirsin onun yerini. Yürü ulan. Eğer onun kılına bir zarar gelirse, eğer ona bir şey olursa seni yakarım anam babam. Abi kaç kere söyledim sana. Konuşma. Niçin bana inanmıyorsun konuşma. Abi? Bilmiyorum. Yürü. Bırak beni. Yürü. Dur. Nayde! Nayde! Kız nerede lan? Nereye sakladın kızı? Beni kandıracağını mı sandın ulan? Kız nerede söyle. Konuş öldürürüm yoksa seni. Kız nerede? Bilmiyorum. Sana bilmiyorum dedim abi. İnan bana. Yalan söyleme lan bana. Yalan söyleme. Nayde! Nayde! Yürü ulan. Yürü. Yürü. Nerede kız? Nerede kız? Nerede? Yürü. Bu herif bilmiyor mu kızın nerede olduğunu? Biliyor biliyor. Mezarlıkta ne işi varmış? Ben kahramanım, ben kahramanım. Seni sormuyorum, kızı soruyorum. Buralarda ne işi olabilir ki? Hı? Hı? Hey gençler! Gelin buraya. Gelin buraya dedik. Ne var? Sizinle karakola kadar gideceğiz. Niye? Suçumuz neymiş? Önce karakola gidelim, orada öğrenirsiniz. Hadi. Hadi yürüyün. Hey! Bekleyin! Bunu da götürün, bu serseriyi de alın. Ben gitmem, bir suçum yok ki benim. Öyle bir gidersin ki. Hadi bakayım. Bize zorluk çıkarma. Suçun yoksa karakolda antırsın. Yürü. Yürü. Komiserci amca, komiserci amca. Bizi buradan çıkar, bizi buradan çıkar. Geç içeri. Sen gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Geçin şöyle, şurada bekleyin. Gelin bakalım. Hadi yürüyün. Hadi. Bizi nereye götüreceksiniz? Burada soruları biz sorarız. Biz de sorarız. Biz de sorarız. Hadi yürüyün. Yürüyün hadi. Hadi acele edin. Gir. Geçin şöyle. Oo, bunun ne işi var burada? Niye getirdiniz tekini? Beni demirli yere soktular. Beni demirli yere soktular. Peki peki. Geç bakalım otur.
Buyurun komiser bey, sizi dinliyoruz. Vay küçük bey vay. Sen ne kadar da aceleciymişsin böyle. Buyurun komiser bey, sizi dinliyoruz ha. Bunları niçin getirdiniz? Şikayet var. Arkadaşlar yakalayıp getirmişler. Hani şu dilsiz ve sağır kız olayı komiserim. Bizim suçumuz yok komiser bey. Hem elinizde delil de yok. Suçsuz yere bizi buraya tıktınız. Üstelik bir de azar işitiyoruz. Azarlamıyorum evladım. Acele etme diyorum, o kadar. Fakat komiserim, bizi evden beklerler. Yollara düşmüşlerdir bile. Zamanında düşünseydiniz. Önce birkaç soru soralım. Dilsiz kızın nerede olduğunu biliyorsunuz herhalde. Ben biliyorum. Söyle öyleyse, hadi söyle. Söylemiyorum işte. Biz çok aradık ama bulamadık komiser bey. Evet, hakkınızda şikayet var. Sağır ve dilsiz, rüştüne ermemiş bir kızı alıkoymaktan atarım hepinizi Kodes'e. Ona göre ha, yumuşak göründüğüme bakmayın. Elimden kurtulamazsınız. Hiç şakam yoktur. Duydunuz mu? Anlaşıldı mı? İşte bu kadar. Allah Allah, hiç böyle yapmazdı. Bir şey söylemedi Cemal değil mi sana? Hayır, bir şey söylemedi. Sıkıntıdan beynim zonkluyor. Hayırlısıyla bir gelseydi. Yalnız senin mi canın sıkılıyor anne? Vallahi hiç ders yapmak istemiyorum. Bir şeyler yazıp çiziyorum ama... Yo, sen böyle konuşma. Derslerini ihmal etme. Bu sene kazanacağından eminim. Canımın sıkıntısı Ahmet'ten. Her annenin yavrusunu merak ettiği gibi ben de rahat değilim. Benim de kardeşim anne. Merak etmez miyim sanıyorsun? Ayşem, anlaşıldı. Anlaşıldı. Bu gece herkesin huzuru kaçtı. Şu oğlan kapıdan sağ salim içeri bir girsin. Kulaklarını hafifçe çekmek lazım. Allah bilir nerededir. İnşallah odur. Ahmet olmalı. Ah benim bir tane oğlum. Bu saate kadar nerelerdesin? Ödümüz koptu vallahi. Karakoldaydım. Ne? Karakolda mı? Aman Allah'ım, ne işin var senin oralarda? Anne merak etme, yok bir şey. Bir yanlışlık olmuş. Şu dilsiz ve sağır kız Nahide var ya, işte onun yüzünden. İfademizi aldılar, sonra da bıraktılar. İyi de senin ne ilgin var bu olaylarla? Aklımıza kötü şeyler geldi. Baba, bana çok kızdığınızı biliyorum. Fakat benim hiçbir günahım yok. Mezarlık önündeydik, polisler alıp götürdüler. İnsan bir telefon eder oğlum. Hiç mi aklına gelmedi? Bizim burada sıkıntıdan ne hale geldiğimizi biliyor musun? Özür dilerim baba. Anne. Senden de abla. Niye saklanıyorsun kızım? Bir şey mi var ya? Çık oradan. Hadi çık. Ne kadar korkmuş bu çocuk. Allah Allah. Gel kızım, korkma. Gel. Korkma benden. Gel yavrum. Buraya niçin saklandın? Baba anne dövdü, ben dövdü. Sen konuşamıyorsun. Ah tamam, kayıp bulundu. Sen şu Kahya'nın kızısın. Gel. Yemekler de çok nefisti doğrusu. Epeydir böyle keyifli bir yemek yememiştim. Afiyet olsun. Allah Allah, nerede kaldı bu adam?
Yemeğe de gelmedi. Acaba haberimiz mi ulaşmadı kendisine? Ulaşmaz olur mu? Ne olacak? Yine bir yerde sızıp kalmıştır. Ay yaşın teki. Doğru diyor, doğru diyor. Ay yaşın teki, ay yaşın teki. Öyle söyleme oğlum. Bir işi çıkmıştır. Nereden bilebilirsin ki? Yahut da haber vermeyi unutmuşlardır. Allah sizden razı olsun. Siz mahallemizin iyilik perisisiniz. Size o kadar dua ettim ki, o kadar dua ettim ki. Fazla bir şey yapmadık ki. Bizim yerimizde kim olsa yapardı. Ağzı var, dili yok. Derdini anlatamaz. Kimseleri duyamaz. Bütün bunlara üvey annesi sebep oldu. Kapı dışarı ettirdi kızı. Verilmiş sadakanız varmış bacım. Aa, benim güzel kızım, mezarlıklarda, mezbeleliklerde ne işin vardı? Çıkıp gelseydin ya evine, halan seni bırakır mıydı, dövdürür müydü? Ha bacı, bundan sonra eskisi gibi davranmayın sakın. Çok hassas bir çocuk. İyi davranmanız lazım. Güzel kızımızın elbiseleri ne kadar da yakıştı Nahide'ye. Bu iyiliğinizi nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Elbiseleri yarın size gönderirim. Aa, bak bunu kabul etmemişti. Bu bizim Nahide kızımıza hediyemiz olsun. Bu elbiseleri giydikçe Ayşe teyzesini, Zehra'yı hatırlasın. Allah sizden razı olsun. Bedenleri de aynıymış. Buyurun. Selamün aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk Cemal Usta. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öpeyim abi, öpeyim abi. Aranan kan bulunmuş. Geç otur şöyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.